Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bugün yine dini bir soru ile, dini bir bilgi ile karşınızdayız. Bir Müslümanın en önemli vazifelerinden biri olan namazın farzları konulu videomuza başlıyoruz. Sual, namazın farzları nelerdir? Cevap, namazın farzları 12'dir. Bunların altısı namazın içinde Altısı ise namazın dışında olan farzlardır. Dışındaki farzlara şart denir. Namazın içindeki farzları ise rükün denir. Özellikle kıymetli izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz, farz bir ibadetin olmazsa olmazıdır. Şimdi bu görselimizde olan altı madde var. Bu altı maddeden herhangi bir tanesi olmadığı takdirde namaz olmaz manasındadır. Namazın farzları diye kastettiğimiz zamanda. Evet, namazın dışındaki farzlar yani namazın şartları bir hadesten taharet. Abdestsiz olanın abdest alması cünüp veya hayızlı ve nifaslı olanın gusletmesidir. İkinci madde ise necasetten taharet. Namaz kılanın vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri necasetten yani dinimizde pis sayılan şeylerden temizlemesidir. Necasetten taharet. Üçüncü madde ise setri avret. Avret yerini örtmek demektir. Namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerine avret mahalli denir. Erkeğin avret yeri göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınların ise yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir. Avret mahallidir. Dördüncü madde ise istikbali kıble yani namaz kılarken kıbleye dönmektir. Beşinci Fars ise vakit namazı vaktinde kılmaktır. Her bir namaz için sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere her vaktin belirli saatleri var. O vakitlerde namaz ibadetini yerine getirmektir. Altıncı madde ise niyet namaza dururken kalp ile niyet etmektir. Yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. Namaza niyet etmek demek ismini, vaktini, kıbleyi, cemaatle kılınıyorsa imama uymayı kalpten geçirmek demektir. Niyet başlama tekbiri söylenirken yapılır. Namazın diğer farzları ise içinde olan farzlardır. Namazın içindeki farzlar. Birincisi iftitah tekbiri. Namaza başlarken Allahu ekber demektir. Başka kelime söylemekle tekbir alınmış olmaz. İkinci farz ise namazın içindeki ikinci farz ise kıyamdır. Peki kıyam nedir? Namazda ayakta durmaktır. Ayakta duramayan hasta oturur oturarak kılamayan yatarak ima ile namazı kılar. Üçüncü farz ise kıraat. Namazda Kur'an-ı Kerim'den sure veya ayet okumaktır. Kıraat. Dördüncü madde ise ruku. Ayakta okuma bittikten sonra eğilip elleri dize koymaktır. 5. madde secde Ruku'dan sonra yere kapanmaktır. Namazın içindeki son farz 6. madde ise kadeyi ahire. Bu Arapça bir ifadedir. Türkçesiyle son oturuşa oturmak. Peki kadeyi ahire nedir? Son rekatta ettehiyyatuyu okuyacak kadar oturmaktır. Değerli izleyenlerimiz, bu videomuzda sizlere bir Müslümanın en önemli vazifesi olan namazın farzlarını aktarmaya çalıştık. Faydalı olması dileğiyle bir dahaki videomuzda buluşmak üzere hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.